Sevgili dostlarım merhaba, yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Geçen sene yaşadığımız Ağustos krizinin bir benzerine hazırlıklı olun. Biliyorsunuz 2018 Ağustos ayının birkaç ay öncesinden itibaren yavaş yavaş zemin hazırlanmıştı. Rahip Brunson kriziyle ilgili olarak. Rahip Brunson tutuklanmıştı ve kriz tırmandırılmıştı. Amerika ile Türkiye arasındaki krizin tırmanmasıyla birlikte dolar da tırmanmaya başlamıştı. Krizin esasen tırmanmasının sebebi bu sürecin uzatılmasıydı. Rahip Brunson çok daha öncesinden verilebilirdi. Konuyla ilgili nokta konulabilirdi. Böylece doların 3,5 seviyesinden 7 seviyesine çıkması engellenebilirdi. Ama çok bilinçli bir şekilde doların yukarı çıkması için bir sebep yaratılması gerekiyordu. Bu arada şunu düşünenler ya da söyleyenler olabilir. Onlara da bir cevabımız olsun. Dolar kuru, Merkez Bankası'nın para basması ve piyasadan doları çekmesiyle de yükseltilemez miydi? Elbette yükseltilebilirdi sevgili dostlarım. Ama eğer ki öyle bir şey yapılmış olsaydı bu tamamen hükümetin sorumluluğu olacaktı. Ekonomiyle ilgili başarısızlığı olacaktı. Ekonomide yaptığı yanlışların itirafı olacaktı. Ve tüm suçu yine her zamanki politikasını uygulayarak başkalarına atabilmek için hükümet Rahip Brunson krizini bilerek tırmandırdı sevgili dostlarım. Bilerek tırmandırdı ve Trump'ın tweetlerinde aslına bakarsanız kendi amacına uygun bir şekilde kullandı. 3,5 liradan dolar 7-7,5-8 seviyelerine kadar çıktı biliyorsunuz iğne etkisiyle. 8 seviyesini gördü, orada herhangi bir alım veya satım fırsatı vermeden geriye geldi. 7,20'de çok kısa bir süre kaldı ve Merkez Bankası'nın agresif faiz artışı sonrasında da kademe kademe geriye gelmeye başladı. Hükümet böylece bir taşla iki kuş vurdu aslına bakarsınız. Birincisi cari açık sorununu çözdü ki cari açık ciddi bir tehlike sinyali olarak karşılarındaydı. Cari açık sorununu çözmemiş olsaydı bugün çok derin bir ekonomik krizle uğraşıyor olacaktı. Ha, şu anda bir ekonomik krizde değil miyiz? Bana göre değiliz. Büyük bir resesyondayız ama en azından hükümet resesyon sürecini genele yaymayı başardı bu hareketi sayesinde. Eğer ki cari açık meselesini çözmemiş olsaydı bu resesyonu genele yayamayacaktı. Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı ve belki de sadece yerel seçimlerle değil genel seçimlerle hükümeti bile kaybetmekle karşı karşıya kalabilecekti. Çünkü herkes o zaman hükümeti sorumlu tutacaktı cari açık meselesini çözmemiş olsaydı sevgili dostlarım. Evet, Rahip Brunson krizi çok bilinçli bir şekilde tırmandırıldı o dönemde. Ve Rahip Brunson krizi tırmandırılarak dolar yukarıya çekildi. Böylece cari açık sorun da kendiliğinden çözülmüş oldu. Herhangi bir şekilde ihracat arttırılmadı aslına bakarsanız. İthalatın önü döviz sayesinde kesildi. Herhangi bir gümrük duvarı yükseltmesiyle değil. Gördüğünüz gibi hükümetin en büyük meselesi cari açık meselesiydi ve bunu da Rahip Brunson krizini kullanarak yaptı sevgili dostlarım. İkinci vurduğu kuş neydi hükümetin? O da şu, bakın dolar yükseldi ama biz tüm gücümüzü kullanarak, Merkez Bankamızı ve hükümetimizin gücünü kullanarak, devletimizin gücünü kullanarak bu dövizi baskılayabiliyoruz imajını yarattılar. Bu bizim devletimizin ve hükümetimizin gücünü gösteriyor imajını da pekiştirmiş oldular sevgili dostlarım. Peki bütün bunları niye anlatıyorum sizlere? Bakın, Amerika ile yeni bir kriz kapıda. Yine Rahip Brunson krizi gibi bilinçli bir şekilde tırmandırılan bir krizden bahsediyorum sizlere sevgili dostlarım. Fırat'ın doğusu meselesinden, Doğu Akdeniz meselesinden bahsediyorum. Amerikan zırhlılarıyla Türk zırhlıları birlikte Fırat'ın doğusunda devriye geziyorlar, devriye atıyorlar. Ama bu arada Sayın Cumhurbaşkanı çok sert açıklamalar yapıyor Amerika ile ilgili olarak. Amerika güvenli bölgeyi PKK için, YPG'yi korumak için oluşturmaya çalışıyor. Amerika bu kafada devam ederse biz Eylül sonu gelmeden kendi başımıza bir harekat planlayabiliriz. Kendi başımıza hareket edebiliriz. Kendi başımıza Fırat'ın doğusuna girebiliriz diyor. 3-5 araçla göstermelik hareketlerle bu işler olmaz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmaları yaparken Amerikan zırhlarıyla Türk zırhlıları Fırat'ın doğusunda
devreye atıyorlar sevgili dostlarım. Siz sanıyor musunuz ki Cumhurbaşkanı'nın bu konularla ilgili haberi yok? Tüm görüşmeler sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dışında mı hareket edildi diye düşünüyorsunuz? Diğer taraftan Amerika'nın tavrını da hepimiz zaten günlerdir, hatta aylardır, hatta yıllardır görüyoruz sevgili dostlarım. YPG'ye tırlar dolusu silahların verildiğini, YPG'lilerin güçlendirilmek için, bir ordu haline getirilmek için Amerika tarafından nasıl palazlandığını hep birlikte izliyoruz. Bizim izlediklerimizi siz sanıyor musunuz ki devletin en tepesi görmüyor, izlemiyor, farkında değil? Buna rağmen şu anda biz Amerika ile işbirliği içerisindeyiz aslına bakarsanız. Bir yandan işbirliğindeyiz, bir yandan da bu işbirliğini bozma, yeni bir kriz çıkartma gayretindeyiz. Sadece Amerika ile değil, bakın yurt içinde siyasi aksaklıklar da yaratmaya çalışıyoruz. Belediyelere kayyum atıyoruz. İstanbul, Ankara belediyeleri ile ilgili kayyum söylentilerini çıkartıyoruz. Daha sonrasında gerçi İçişleri Bakanı çıkıp herhangi bir kayyum söz konusu değil diyor ama tırnak içerisinde de belirtiyor. Eğer ki onların da terör örgütlerine yakınlığını ispatlarsak o zaman tabii ki onlarla ilgili de kayyum ataması yaparız diyor. Siyasi arenada bir gerilim, uluslararası arenada bir gerilim ve tüm bu gerilimlerin yükselmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde dolar kurunda 2018 Ağustos ayındaki gibi şoklarla karşı karşıya kalacağız. Ve çok bilinçli bir şekilde bu riskler, bu krizler tırmandırılıyor. Siyasi ve uluslararası krizler tırmandırılıyor. Bir kez daha hükümet çıkıp şunu rahatlıkla söyleyebilecek. Bakın görüyor musunuz? Uluslararası güçler nedeniyle bu kriz çıkıyor. Bakın görüyor musunuz? Onlar PKK'ya destek veriyorlardı. Biz de dik bir duruş sergiledik. Onlar da bizim ekonomimize saldırdılar ve dolar bu yüzden yükseldi. Sevgili dostlarım, doları yükseltmek zorunda hükümet. Türk lirasını değersiz hale getirmek zorunda. Ama bunu para basarak, piyasadan dolar toplayarak yaparsa sorumluluğu üzerine almış olacak. Sorumluluğu üzerine almadan yapmanın yöntemi ise siyasi ve uluslararası bir kriz çıkartmaktan geçiyor. Bunu yapmak zorunda. Çünkü faizleri indirerek amacına ulaşamadı. Ulaşamayacağını sizlere daha önceki videomda söylemiştim. Videolarımda defaten söylemiştim sevgili dostlarım. Doları yukarıya çıkartmak için yeni bir kriz ortamı yaratacaklarını da ifade etmiştim. Bu kriz ortamını yaratarak Türk lirasını değersiz hale getireceklerini ve doların yükselmesinden doğan zenginliği de piyasaya sokacaklarını söylemiştim. Doların yükselmesinden doğacak zenginlik ne demek diye düşünüyor olabilirsiniz. Bakın döviz tevdiat hesaplarında çok ciddi miktarda para var. Bu paranın bozulması gerekiyor. Bazı kesimler şunu söylüyor. Oradaki doları Türk lirasına çevirecek hükümet, hatta belki el koyacak hükümet. Böyle bir şey söz konusu değil. Hükümetin derdi piyasaya para girmesi sevgili dostlarım. Açık ve net söylüyorum. Hükümetin derdi piyasaya bol miktarda paranın girmesi. Bol miktarda paranın girmesinin yöntemi ise döviz tevdiat hesaplarının ikiye katlanarak bozulması. Birken iki olarak bozulması. Böylece aslında çaktırmadan para basılmış olacak. Ve bu hükümetin de sorumluluğu olmayacak. Bakın 8 liradan, 9 liradan, 10 liradan, 12 liradan çözülen dolarlar piyasada bir zenginlik yaratacak ve piyasanın hareketlenmesini sağlayacak. Konut sektöründeki stokların yavaş yavaş tükenmesini sağlayacak. Yabancıların daha ucuza konut almalarını sağlayacak. Böylece konut stokları tükenmeye başlayacak. Piyasada başka alanlarda da hareketlilikler doğacak. Hükümet bunu planlıyor, bunu hedefliyor. Bugün konuştuğumuz siyasi kriz ve uluslararası krizin temelinde aslına bakarsanız tamamen bu var. Yeni bir kur şoku yaratarak doların yukarıya çıkmasını sağlamak ve yüksek seviyelerden doları bozdurarak piyasadaki hareketliliği tekrar sağlayabilmek. Bu doğru bir çıkış yöntemi mi? Evet sevgili dostlarım, bu doğru bir çıkış yöntemi. Bu sadece konut sektörünü canlandırmak amacıyla yapılıyorsa işte o zaman yanlış bir yöntem. Ama bu üretimi, tarımı, sanayiyi geliştirmek, hareketlendirmek için yapılırsa ve önümüzdeki süreçte Türkiye üreten bir ülke haline gelecekse tamamen doğru bir yöntem sevgili dostlarım. Bakın Türk lirası olması gereken değerin çok ama çok üzerinde. Türk lirasının acilen değersiz hale getirilmesi sanayinin, tarımın
ve dolayısıyla üretimin geliştirilmesi gerekiyor. Bu hem iç üretimin, iç tüketimin gelişmesini sağlayacak, hem ithalatın önünün kesilmesini sağlayacak, böylece cari açık kapanacak, hem de ihracatçının yurt dışında çok daha rekabetçi olmasını sağlayacak. Bazıları şunu söylüyor. İhracatçılar zaten genel itibariyle ara malını yurt dışından getiriyorlar. O anlamda doların yükselmesi onlar için bir dezavantaj değil mi? Değil sevgili dostlarım. İhracatçı da artık kendi ara malını yurt içinde üretmeyi öğrenecek. Buna göre hareket etmeyi öğrenecek. Türkiye'deki üretici yurt dışından ara malı alarak değil, yurt içindeki KOBİ'lerden ara malı alarak son ürünü üretmeyi öğrenecek. Bunun başka bir yolu, başka bir alternatifi yok. Günün sonunda şunu söyleyeceğim sevgili dostlarım. Çok yakın bir zaman içerisinde ciddi bir siyasi ve uluslararası krize ve buna bağlı olarak kur şokuna hazırlıklı olun. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.